Boş olmaz, bir şey yok. Boşlara var mı? Boşlara. Murat, bana gelin. Alo. Alo. Bir ararız, bir yardımcı olur. Hem sana da seni ararım. Çünkü veririz. Evet. Ders alıyor musun? Kür burada dursun. Abi arıları kovmadın. Biz yaylaya geldik. Yaylada bal zamanı geldi, sahım yapmak. Sahıma geldik. Şu anda bal işlemini şu şekil, bizim kendi yani buradaki yaptığımız işlemler şöyle. Sade biz burada arını istediği ihtiyacına göre çıta veriyoruz. Çıta dediğimiz mum veriyoruz veya da karakovan veriyoruz. Bunun haricinde herhangi bir katkı maddesini kullanmıyoruz. Çünkü bal mevsimine girdiğimiz için katkı maddeleri veya da ilaçlama bunlar kullanılmıyor. Kullanmıyoruz da aynı şekilde. Bunlar balda bir katkı bırakmaması için. Sahıma geldiğimizde de hazırlığımızı görüyoruz. Aile ocağı olarak geliyoruz. Arkadaşlarla beraber. Kovanların başına gidiyoruz. Başta sırayla başlayarak. Balı almaya başlıyoruz. Bu 3 kişinin yardımıyla, 4 kişinin yardımıyla balları alıyoruz. Balları aldıktan sonra koli koli şeklinde çadıra getiriyoruz. Çadırda bunları başlıyoruz süzmenin alımına. Süzmeyi aldıktan sonra da petekleri de ayırıyoruz. Süzme şeklinde çadırda yapıyoruz. Süzme şekli de petekleri aldığımızda kovandan çıkarıp getirip çadırın içine şöyle şu şekil. Tabii ki şu anda burada sırt teknesi olarak elimde bu bulunuyor. Sırtla olanları ayırıyoruz. Süzme olanları da çadıra getiriyoruz. Çadırda bunları süzme yapıyoruz. Önce süzme yaptığımız zaman yanımıza alıyoruz. Kolumuzu alıyoruz yanımıza. Şöyle bırakıyoruz. Üzerinde olan sırrı alıyoruz. Bu sırrı aldıktan sonra bu tarafını aldıktan sonra tekrar diğer tarafını çeviriyoruz. Peteğin diğer taraftaki sırrını da alıyoruz. Sır alma şeklimiz. Sırrını aldıktan sonra çıtaları makineye götürüyoruz. Çıtaları makineye koyduktan sonra dört çıta halinde makineye dolduruyoruz. Şimdi makine çevriliyor, süzme alınıyor. Peteklerin içindeki balı makineye dökülüyor. Makinenin çevrili şekli içindeki balı
bir yüzünü, bu makine olan taraf yüzünü önce temizliyor makine, süzmesi geliyor, ondan sonra tekrar çevriliyor, diğer yüzünü makineye koyuyoruz. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman hem kendi suratıyla, makinenin kendi suratıyla çıtaların içindeki gözeneklerini, içteki balı dışarı veriyor. Siz bırakın arkada, ben yapıştırırım, fazla ödeyeceksiniz. Tenekemiz dolduktan sonra önüne çekiyoruz. Ben arılarımı burada konaklandırıyorum. Kartal köyündeyim. Burası Kartal köyüne bağlı olan bir yayla. Bu yaylada konaklandırıyorum. Arımın şekil düzenlerini de onu da alabilirsin. Şu anda arıların bulunduğu yerde inceleme yapıyoruz. Arılarımın şu şekilde şu anda yerleşim alanlarına uzak olduğu, ben şu anda arılara, şu anda değil hiçbir zamanda katkı maddesini kullanmıyorum. Tabii ki bu balların daha kaliteli olması için buna özen gösteriyorum. İlaçtan çekiniyoruz. Yani bunları yaptıktan sonra, temiz bir şekilde çalıştıktan sonra illaki, yani Bingöl balı zaten kaliteli, kaliteli olan da kaliteyi üreten insanların elindeki bir şeydir. Bu kaliteyi şu şekilde katkı maddesini kullanmadan, ilaç kullanmadan, arıya özen göstererek burada bir çalışma yaptık. Bu yayladan konaklama yapıyorum. Buradaki Ballan Dünya Yarışması'na girdik. Apomon'un 2017 45 Apomon Dünya ikincisine birlik, Bingöl birliğimizle beraber birkaç arkadaşlarımızın ballarıyla beraber yarışmaya girdik. Dünya ikincisi olan balım, şahsıma ait olan Türkiye birincisi bal seçildi. Seçilen balımız Karakovan balıydı. Bu balımız dünya ikincisi değil, dünya birincisi seçilebilirdi. Bunun da biraz biz nem oranından kaybettik. Nem oranı da şu şekilde balı erken aldığımızdan dolayı, erken aldık balımızı. Ondan dolayı yani tahminimiz o şekilde gösteriyor. Nemi bundan kaybettik, dünya birinciliğini. Yoksa Bingöl balı ve balımız dünya birinciliği, dünyaya destan yazan bir baldır. Bal hasadı şu şekil diyebilirim. Tabii ki geçen seneye göre değildi. Bunun oranı biraz daha düşük oldu. Bal hasadı doğadan dolayı veyahut da yağmurdan dolayı, havalardan dolayı bu sene pek olmadı. Ki bazı arıcılarımız masrafını da belki çıkarmamış olabilirler. Yani ben şahsım adıma söyleyeyim, evet yani kendimi kurtarmış değilse de aldım yani nasibim kadar, Allah nasip ne ettiyse nasibim kadar aldım balımı. Zaman zaman arıcılarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün de Müjdet'in Bey'in yanına geldik. Müjdet'in arıcısının içindeyiz. Tabii ki yıl mevsimi başladı, yaylalar, yayla balı. Bu seneki yaylalarda birçok arıcılarımızı gezdik, ziyaret ettik. 2018 maalesef yaylalarımız biraz verimsiz geçti. Bu sene fazla bir bal da olmadı. Ona rağmen kaliteden taviz vermeden bütün arıcılarımız kaliteli bal çıkarmak için elinden geleni var gücüyle çalıştılar. Bu sene fazla verim olmadığı için öncelikle hep aklımdan geçiyor, bunu söylemeden geçmeyeyim. Bu seneki tüketicilerimiz hani bal fazla olmadığı için daha fazla dikkat etmeleri lazım. Çünkü Bingöl'e dışarıdan gelen yabancı ballara dikkat etmesi lazım. En azından güvenilir arıcıdan, güvenilir balcıdan ballarını temin etmeleri daha sağlıklı olur. Bizim Bingöl yayla balları gerçekten yıllardır üretimimiz içinde güzel bir verim elde ediyoruz. Kalitesinden taviz vermiyoruz ama buna rağmen dışarıdan gelen balın, Bingöl balının kalitesini düşürmek için düşürüyor. Biz de bunun için bir çaba gösteriyoruz. Şu anda Bingöl Üniversitesi ile PİKON projesi adı altında değerli hocalarımız, bir 20-20 tane hocamızla birlikte
Bingöl yayla balının kalitesini, patentini almak için var gücüyle çalışıyorlar. Arıcılar Birliği ile beraber bu çalışmaların neticesinde inşallah en fazla bir sene veya iki sene sonra patentini alarak Bingöl balını tescil etmiş oluruz. Bunu söylüyorum, bu sene fazla verimimiz olmadı. Ona rağmen yine şükrediyoruz. Bu sene olmazsa seneye olur ama kalitemizden hiç taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim yayla balı her ne kadar bazen mesela duyuyoruz, Bingöl balı niye çok üretilmiyor, az üretiliyor? Kalitesini, kaliteli bal üretmekten taraf olduğumuz için kalitesinden taviz vermiyoruz. Bunun artık 2 tonu, 100 tonu veya 200 tonu ne elde edebilirsek hiçbir zaman kalitesinde taviz vermemeye çalışıyoruz. Ki Bingöl yayla balı dediğim gibi bu sene çok verim düşüktü. Verim düşük olduğu halde gene de memnunuz. Arıcılarımız var gücüyle tabii birçok arıcımız inan ki bu sene şeyi de çıkarmadı. Yani masraflarını bile çıkarmamışlar. Çünkü hesapladık, arıcılarımız gezgin arıcı olduğu için 1 kilogramı arıcımıza 15 TL'den mal oluyor. Yani masrafı. Tabii bunun masrafını çıkarmak biraz fazladır. Ondan dolayı arıcılarımız da biraz bu sene mağduriyet yaşıyor. Arıcılar Birliği olarak şu anda 950 tane fail çalışan arıcılarımız var. 140 bin kuvan sayımız var. Resmi verilere göre 800-900 tondan bahsediliyor. Ama biz birlik olarak yaptığımız bir araştırmaya göre bunun çok fazla göründüğünü, yani ürettiğimiz balın süzmesini söylüyorum, 500-600 ton olabilir. Ki bu sene çok çok düşüktü. Bunu bu seneyi baz almayalım. 950 tane üyemiz var. 700-800 ton bal üretiyoruz. Tabii perakende müşterisine gittiği zaman süzmesi 50 liradır. Kara kovanı 150, peteği de 60-70 liradan satışı yapıyoruz.